Dağıttım. Beyler başlıyoruz. Artık geri dönüş yok. Herhalde büyük bir ihtimal şu an yayındayız kardeş. İntimidi Evet arkadaşlar, her zamanki olduğu gibi yorumlara bir yardırın. Yayın geldi mi? Ses iyi mi? Her zamanki şeyler işte. Bir yardırın bakalım. Merhaba. İbo ses çıkar. İbo ses ver İbo. Hadi be. Momo Armudi istiyoruz. Sabah saat 6'da VV'ye. Aynen, sabah saat 6'da VV'ye gelecek beyler. Bugün başka bir video geldi. Normalde 5'te o vardı. Haydin bakalım. Yayın geldi mi diye yazın. Şu an normalde başladık. Evet, buradan herkese selamlar. Şimdi yardırırlar. Şimdi yardırırlar. Bekliyoruz. Kaç kişi içeride? Şimdi yardırırlar, bekliyoruz. Evet, bekleme şarkımız. Bekleme şarkımız. Canımız sıkılmasın diye. Arkadaş, niye yorum gelmiyor ya? Belki daha yeni yeni gidiyordur şeyler. Abi şöyle. Aha, gelmiş. Onlar telif mi? Telif yiyeceğiz şimdi. Var mı? Yok lan. Sanmam. Hadi Kafayı sallıyorum ben de. Hadi bu bir daha kafayı yapsana öyle. Aynen iyi bak. Ünlü hareketini istiyoruz aynen, senin. Hadi. Ama o şok olduğum anda oldu. Hadi. Hadi herkes şey yapıyor tamam mı? Evet arkadaşlar, canlı yayın gelmiş, hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle yukarıda yazı görüyorsunuz. Soru cevaba geçeceğiz birazdan. Önce şöyle bir yavaş yavaş girelim canlı yayına. Soru cevabı Instagram üzerinden yapacağız. Benim Instagram'ımı görüyorsunuz. Umit068, İbrahim abinizinki İH191, Muhammed abinizinki de Muhammed Tüney. Üstümüzde zaten yazıyor. Bizi takip edin ve şimdi resim atacağız oraya üçümüzde. O resmin altına sorularınızı sorun. Evet, Ben çekebilir herkes çekeyim sıra sıra. Evet, bu arada abi yayın geldi. Abi her şey yolunda diye dinliyoruz. Adana merkez. Tamam, her şey yolundaymış. baba. Instagram lütfen çok, interneti çok lütfen şey yapmayalım. Tamam, sadece bir Instagram çekeceğiz şimdi. Aynen. Fotoğraflar. Beyler, Cavide abiniz daha gelecek. Cavide abiniz daha gelecek. Çek bakayım. Adana merkez patlıyor herkes. Evet, İbrahim abiniz yolluyor resmini. Ümit ailesi yazayım mı? Hashtag ya da Ümit mi yazayım? Alfa hashtag Ümit Ümit yaz. ailesi yap. Hashtag ima Ümit ailesi. Sen de çek. Evet arkadaşlar, İbrahim abiniz resmi atıyor. O resmin altına sorularınızı sorun. Sorular biraz biriksin, bir 5 dakika falan. Oradan hemen soru cevaba başlayalım. Gelin Muhammed buyurun. abiniz de çekiyor. Ne bileyim, telefon 2 saat çekemedi lan. Video yapıyormuşum lan. Vay. Tamam, videoyu atıyorum Tamam arkadaşlar, evet, Muhammed abiniz de video atıyor. Video çekmiş. Onun da en son attığı daha yeniki videonun altına sorularınızı yazarsınız. Cavid abiniz daha gelecek. Cavid abiniz daha gelecek. Tamam, hadi şimdi Oo. hadi şey yaşadık. Yine delirttin ha. İşte spotlayayım. Bu. Hayatımda İyi, böyle güzel telefon oldu. görmedim. Hayatımda böyle telefon görmedim. Hadi bakalım. O zaman herkese genel sorular kişi başına mı olacak? Hani bana Yo, genel sorular... içinden güzellerini seçip söyleriz. Birimiz zaten anlatırken diğeri soru seçer. Hani gezeriz sıra sıra. Maksat şey işte, hep ben aramak zorunda kalmayayım diye değişik değişik arayalım. Evet, birden 6 kişi geldi. Evet. Tamam mı? Sen ne yaptın daha üstüne? Abi Ümit ailesi yazın yeter. Evet Sadece mi arkadaşlar, yazsın? Muhammed Aha abiniz de bile attı yetişiyor. resmi. Evet, geliyorlar. Geliyor arkadaşlar. Sorularınızı yazmaya başlayın.
Tam bir de bir tane de ben atayım. Oradan başlayalım şovumuza. Cavide abiniz daha gelecek. Armut her zamanki gibi ortalıklarda yok. Shit. Gelecek daha. Evet hadi gelin bakalım. Evet, şimdi de Ümidi geliyor. Oha lan. Niye şey açılmadı? Takılmak hep. Rota yıkmam Hı. lazım. Gel türlü. Dakika. Dayı. Allah Hadi Allah. herkes birbirine, herkes birbirine. Herkes Hayır, birbirine. bana Tamam ben vurmadı. İbo'ya o zaman. İbo sen de Momo'ya yap. Aynen hadi. Ben niye iki yumruk yiyorum? Ben niye iki yumruk yiyorum? Şuna bak. Arkadaş ben iki yumruk yiyorum. Dudağım şişti, yanağım şişti. Evet arkadaşlar ben de atıyorum. Soruları buraya yazın. Ümit ailesi. Evet, fena patlıyor. Şimdi 39 komentar. buraya Muhammed abinizi etiketleyelim. Benden de yine bulabilmeniz için Muhammed Tüney, Power İbrahim'i de etiketliyorum. Ve paylaş. Evet kardeşlerim ben de paylaştım resmi. Muhammed abinize, İbrahim abinize ve bana yazın sorularınızı. Sıra sıra cevaplayacağız. Güzel soru görüsü görenler direkt başlasınlar. Evet, ben ilk başta ilk yoruma atanı tebrik etmek istiyorum. Hadi bakalım. King Gold Aşkan. King Gold Aşkan, adamsın aslanım. İlk yorum. İlk yorum gelmiş. İlk yorum. Ben de ilk yorum Emil alttan tire 29-1. Emir 291. Helal Aynen. koçum. Evet abi nasıl tanıştınız diye bir soru Aynen. gelmiş. Çok güzel bir soru bence. Evet çok Güzel bir güzel bir soru. soru. Biz Muhammed'le ha bizi kader tanıştırdı. Bizi kader tanıştırdı. Biz tanışma imkanımız yok zaten çünkü kardeşiz. İboli ile nasıl tanıştık? Şey gidiyor dershanede tanıştık. Dershanede evet arkadaşlar bu Almanya bizim yaşadığımız yere hatta Almanya'nın ilklerinden diyeyim ilk defa bir Türk dershanesi açılmıştı 13 yıl önce falan ya da bir 10 yıl diyelim hadi 10 yıl önce bir dershane açılmıştı ve Türk dershanesi ilk Türk dershanesiydi Almanya'da ve orada tanıştık. Cavit'le de orada tanıştık Aynen. aslında. Cavid abinizle de orada tanıştık. Aslında Bu dörtlü hepimiz orada tanıştı. genelde çoğu böyle diyeyim bizim yaşımızdaki arkadaşlar o dershane üzerinden şey tanıştılar. Dediğimiz gibi Evet. yani dershanede tanıştık. Evet, bir soru daha gelmiş. Yunus Emre Sanık 39. Demiş ki, abi kanal açmak nereden geldi aklına? Vay, müthiş bir soru. Arkadaşlar, benim üniversitede bir arkadaşım vardı, YouTube kanalı olan. Sonra o da dedi işte, çok eğlenceli ve komik birisin ve ortamı iyi götürüyorsun, yani ortamı iyi neşelendiriyorsun, çok iyi de FIFA oynayabiliyorsun. Bir YouTube düşünsene dedi. Onun da YouTube kanalı vardı zaten bir yıldır falan. Ama o bıraktı herhalde. İşte dedi oradan bir düşünsene dedi. Sonra işte ben Almanca yapmak istemedim. Çünkü Almanca çok hoşuma gitmiyordu. Dedim bir Türkçe deneyin bakalım. Sonra başladık. Patladı gitti. Hoppala cukbala. Sonra işte patladık gittik. Abi o zaman düzenim değişti demiş Davut nokta ARG Yok ARG aslanım o da aynı da abileriniz arkaya yaslanabilsin diye yatak koydum oraya. Yoksa belleri ağrıyor. Aynen biraz konfora biz de hak ettik diye düşünüyoruz yani. Aynen yoksa bu canlı yayın bitmez 2-3 saat. Evet, buradan hemşerimizden bir mesaj gelmiş. Muhammed Hokkas 68'den. Evet. Abi Aksaray'ın neresindensin? Beyler merkez. Adana merkez, Aksaray merkez. Biz Aynen. merkezdeniz yani. Ama annemgil köy olarak Doğan Tarla Köyü. Köy Annem olarak babam. annemiz babamız Doğan Tarla ama biz normal Aksaray merkez içinden yani. Abi WWE Türkiye 2016 üniversite mi yoksa kariyer mi demiş. Beyler WWE'de 2016 Perşembe günü çıkacak hikaye modlarına başlayacağız. Sonra kariyerlere başlayacağız. Üniversite en sona. O yine bitmeye yakın.
Evet, bir soru daha geliyor. Ege Ozkara 09. Abi küçükken ne olmak istiyordun? Şimdi ne oldun demişler. Küçükken arkadaşlar aslında ben hiçbir zaman Bir şey olmaz. ben hiçbir zaman kendimi böyle büro masasında veya bir yerde çalışırken falan hayal edemiyordum. Bunu ezberledin mi acaba? Ama gerçekten öyle. Bu düşünceyi ezberledin. O yüzden arkadaşlar ama şu en çocukluk hayalim öğretmen olmaktı. Öğretmen olmak istiyordum ama yaşım büyüdükçe işte değişti tabii ki. Şu an bilgisayar mühendisliği okuyorum ama ben şu an YouTuber'im. Ve daha da iyi, daha kaliteli bir YouTube'cu olup 15-20 yıl daha devam etmek istiyorum. Ölümüne YouTube, ölümüne Ümidi ailesi. Niye bütün sorular bana geliyor? Bize çünkü sen bu kanalın sahibisin baba yani. Tamam da arkadaşlar beni hep buluyorsunuz. Muhammed abinizle İbrahim abinize de sorun. Bu arada gençler yarın İstanbul'da uçuyorum ha. Evet bu arada İbrahim abiniz İstanbul'a geliyor. Yolda falan karşılaşırsanız yani bakının böyle gezerken. Aynen ben olabilirim yani sıkıntı yok. İbo abiniz yazsın birkaç Instagram'a böyle işte buraya gideceğim falan diye bir buluşma yapabilirsiniz. Bir fotoğrafı çektirebilirsiniz yani. Evet. Kemal 4353 demiş ki abi Armudi ile İbo abi PES 16 maç yapsın. Ne diyorsun Ben İbrahim? hiç beklemem. Bu oyunlar oyun konusu beni hiç açmıyor yani. Arkadaşlar İbrahim abiniz iş adamı. Onun böyle oyunlarla falan işi olmuyor. O yüzden yani biz şimdi ona nasıl maç yaptıralım? Yani yenileceğimi bile bile niye oynayayım şimdi? Bakalım bana neler geliyor. Ben de Instagram çöktü şu anda. Arasına girdi de çöküyor. Çünkü VLAN'ı indirin VLAN'ı. Çok aktualize etmeyin oğlum. Yok yok. Ben kapatıyorum VLAN'ı. Ben normal Aynen 4G'de. ben de kapatacağım. Evet. 3 GB boşuna mı baba? Hadi sen de kapatsana bir ilanı. Aliber Koz demiş ki abi Fener Galatasaray maçı ne olur? Çok önemli bir maç. Pazar günü. İkisi de çok formda ya bu dönem çok ikisi de çok formda arkadaşlar. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin dünkü 1-0'lık Bence galibiyeti. ikisi de bu yıl beklendiğinden kötü. Hani Fenerbahçe müthiş transferler yaptı ama beklendiğinden kötü oynuyor bence. Galatasaray'da bence en üst düzey formunda değil. Bence maç berabere kapışılır ama Fenerbahçe evinde oynadığı için Fenerbahçe kazanır. Ama maç Galatasaray stadında olsaydı Galatasaray kazanır derdim. Zaten her yıl öyle oluyor. Evinde oynayan yeniyor. Bence bu yıl da evinde oynayan takım yener. İmran Abdülayvey sormuş bana. İbrahim sevgilin var mı yok olur mu? Olsa burada ne işimiz var yani. Oğlum sesli konuş. Yani demiş ki sevgilin var mı diye sormuş. Ben dedim ki sevgilim olsaydı burada ne işimiz var yani. Evet, bir soru daha. Abi askere gidince kanala kim bakacak? Yasin Yasin Diler demiş. Beyler, biz Almanya'da olduğumuz için Almanya'da askerliği hallettik biz. Bizde değişik bir şekilde oluyor askerlik. Yani Olmuyor. olmuyor gibi bir şey. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir düşünceye korkmanıza gerek yok. Askerliği yaptım diye düşünün. Biz üçümüz de yaptık askerliği. Bu arada yaşımız sorulmuş Kerim kardeşimizden. 23, 22, 24 beyler. En yaşlısı benim. Hiç belli etmem ama en yaşlısı benim yani. Evet, hiç belli olmuyor ama en yaşlınız İbrahim abiniz, en gencimiz Muhammed abiniz, 23 benim, 23'te Cevo. Cevo nerede? Neredesin lan? Soruyoruz. Neredesin? Yok mu bir haber alan? Cevo buraya, yumruk havaya. Hadi. Cevo buraya, yumruk havaya. Cevo buraya, yumruk havaya. Arıyoruz. Evet, Kesin canlı yayından açmayacak. Cavit'le bağlanıyoruz. 3 kez Şu an. Bağlantımızla. Şimdi Vodafone'un dış bağlantısıyla. ana haber mülteninden bağlantı kuracağız. Çalıyor. Gurur yüzü ifadesi ümidi geliyor bir tanesi. Mertcan. Neredesin kardeş? Canlı yayın başladı. Kardeşim çalışıyorum ya. Ne kadar sürecek?
Vallahi bilmiyorum. Şu an bilgisayarları bağlıyoruz, götüreceğiz ama. Al. Ne zaman, kaç dakikada gelirim bilmiyorum. Ağzını kırayım, mahvettin yine ya. Ne lan, ne oldu? Başladık, hani gelecektin, yetişeceğim diyordun. Valla ben de yetişeceğim zannediyordum ama. Neyse, tamam hadi. Hadi bayım. Tamam, ben şey yaparım ya. Gel sen fut draft oynattın kardeşim. Tamam, bakar. Soru şey ya. Tamam, yaz. Allah razı olsun Cavit. Yazarsın sen, yazarsın. Sağ ol Cavit. Bu an şu an 2000 kişiyi boynu bükük bir bıraktın. Sağ ol Cavit. Yorumlara yazın beyler. Sağ ol Cavit. Kardeşim bana, sen bana iyi öğren. Tamam mı? Tamam, şimdi yayında ortalığı karıştırma. Hadi görüşürüz. Suratına kapattım beyler. Puh, yazıklar olsun be, tükürün. Yok ya, yazık. Yok beyler, belki daha yetişir şimdi, yayını izler oradan. İbrahim sen neresin? Sonuç başkent Ankara bizim oğlum. Başkent Ankara'lıyız. Başkent Ankara İbo abinizin beyler. Aynen. Devam bakınalım, devam gezinelim. Kapattı mı Sema Beylan'ı? Hayır. Oğlum niye kapatmıyorsun? Normal telefon da çekiyor. Tamam, benimki şey oldu. Evet, bir Egehan Ekmen demiş ki, Ümit abinin YouTube'a katılacağını duyduğunda ne yaptın abim demiş. Sen mi? Evet. Arkadaşlar biz dedik ki beyler, oğlum akıllı ol dedik. Oğlum akıllı ol. Beyler, bunların hiçbiri inanmıyordu bana. Yani başarabileceğimizi, büyük yerlere geleceğimizi, bugüne geleceğimize hiçbiri inanmıyordu. Ha? Hatta benimle dalga geçiyorlardı. Şimdi kendini arındırma oğlum. Böyle... ama gerçek. Ya tamam da kötü bir şey değil ki düşünmeniz. Tamam, hayır şimdi şöyle bir şey var. Zor hani bir böyle şey. İnsan hiç böyle aklına gelmeyecek bir şey, biliyor musun? Hani böyle abi hani hobi falan gibi olur, bırakırsın düşünüyor ama böyle hani profesyonel yapacağını hiç aklımızdan başımızdan geçmezdi yani. Aklımızın ucundan geçmezdi. Evet, bu soru da çok geliyor. Armudi deyince darılıyor musun? Arkadaşlar yani ben seçmedim. Millet verdi bu işi. Halkın sana verdiği bu büyük halkın sesi. Ama Armudi armuttan gelmiyor, Armageddon'dan geliyor. Evet, Armageddon'da her şeyi mahveden biri. Yani patlatan, patlatıyor. Ya o evet arkadaşlar. Ya he mu. Ya he mu. Ama arkadaşlar, Armudi'nin gerçek anlamını öğrenmiş oldunuz. Armageddon. Evet, Ümidi mi daha güçlü, İbrahim abimi yazmışlar. Oo. Şimdi ayağa alacağım, sıkıntı olacak, biliyor musunuz gençler? Evet, burada ortalığı karıştırmaya çalışılıyor. Ne iş? Laf atabilirsin ama ayağa kalkarsan sıkıntı büyük. Evet, şimdi ben 2-3 hızlı şey sorayım, okuyayım. I2 sormuş ki, abi videoları hangi programda editliyorsun? Arkadaşlar videoları Sony Vegas'la editliyorum ve demiş ki para nasıl kazanıyorsun? Beyler, paraları sizin videoyu izlerken izlediğiniz reklamlardan kazanıyoruz. O yüzden YouTuber abilerlerinize, sadece bana değil YouTube'daki bütün takip ettiğiniz abilerinize destek olmak istiyorsanız videolardaki çıkan reklamları izleyin ve üzerine tıklayın ara sırada. Yani YouTube'daki abileriniz ve ben sadece YouTube'da videoların önünde çıkan reklamlardan para kazanıyoruz. Başka hiçbir türlü para kazanamıyorsun. Sadece videolarda çıkan reklamlardan para kazanılıyor. O yüzden istediğin kadar abonen olsun, videolar izlenmiyorsa para kazanamazsın. Evet. Abi neden Almanya'ya taşındınız? Kara Koç Baran. Aile gelmiş zamanında arkadaşlar. Normal para kazanmak için babam gelmiş, sonra biz geldik. Öyle yani. Benim dedem ilk buraya gelmiş. Ondan sonra babam gelmiş. Ben de burada doğdum. Doğma büyüme buralarız yani. Almancıyız yani. Yani arkadaşlar anlayacağınız, biz buraya okumaya falan ailemizden ayrı gelmedik. Bizim ailemiz zaten buradaydı. Annemiz babalarımız zaten buradaydı. İbrahim abiniz burada doğmuş. Biz de işte küçük yaşlarda geldik. Kurbaçıyız ha.
Bakalım. Evet, hangi? Evet, aslanım benim, çok güzel yazmış. Ahmet Yorulmaz kardeşim demiş ki, Armut dediğin adam bile Cavit abiden has çıktı. Çok güzeldi bu. Bu çok güzeldi. Derinden geldi, çok Aynen. derinden. Çok güzel yazdın aslanım. Gurur duyuyorum seninle. Mehmet Örtün demiş ki, Ümit abi, Almanya'da en hızlı internet sende olduğu söyleniyor, doğru mu? Hayır arkadaşlar, benim internetim normal. Yani bu internet Türkiye'de de var. Benim indirme hızım 47 megabit, yükleme hızım da 3 megabit saniyede. Yani 50 binlik internetim var ve 50 binlik Türkiye'nin çoğu yerlerinde var yani. Sadece işte bizde iyi olan o, bizde AKK yok. O akıllı kota kısıtlaması. Öyle bir şey yok bizde. İstediğin kadar gir. Aynen, bizde ölene kadar gir. Ay bitene kadar. Evet, Yusuf Şimşek demiş ki, abi aksiyon oyunu çekecek mi? Beyler, ben ne zaman oyun çekmedim ki? Bakın. Call of Duty gelecek. Yeni çıkacak. Gelecek. Sonra Mafya 3 garanti gelecek. O benim tavsiye üzerime geldi Far biraz Cry, da. aynen, Far Cry garanti gelecek. Yani bir sürü çıkacak, o Star Wars hikayesi gelecek. Yani yeni çıkacak oyunlar sürekli gelecek. Hatta belki Minecraft Story modu bile çekeceğim. Minecraft'ın hikaye modunu. Şimdi abi evlenmeyi düşünüyor musun demiş Okan Çavdar. Arkadaşlar, yaza kadar evlenmeyi düşünmüyorum. Ama Türkiye'ye geri taşınınca yalnız yaşayacağım için bakalım. Her şey olabilir. Yani yaza kadar hiçbir türlü evlenmeyi düşünmüyorum. Hatta bakarız. Ama evlensem de YouTube'u hiçbir türlü bırakmam yani. YouTube her zaman birinci sırada benim için. Buradan kızlara sesleniyorum. YouTube her zaman birinci sırada. Oo! Oo! Ben hatta zamanında konuşmuştum. Dedim ki Ümit'e, Ümit senin düğününü bile live olarak şey yaparız. Canlı yayında gösteririz dedim. Canlı yayında düğün yapacağız. Doğancan demiş ki, abi FIFA'da en sevdiğin oyuncu kim? Arkadaşlar, FIFA'da en sevdiğim oyuncu tabii ki Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Gareth Bale, Royce. Öyle gidiyor ilk üç. Ama hızlı adamı severim. Hızlı olan herkesi severim. Ama ilk üç böyle. Ronaldo, Bale ve de Royce diyeyim. Egemen Şenliler, İbo abi Ankara güçlümüzsün. Yok kardeşim, Galatasaray Zidane ve Fatih değilim yani. Futbola pek alakam yoktur yani. Futbolda bu arkadaşı soracaksınız. O onun master yani. Bakalım. Evet kardeşlerim, takır takır geliyor. Bir durmuyor da hiç. Okuyamıyorum bile. Evet, helal olsun. Fırat Şentürk demiş ki, abi düğün yapacağın zaman çağır, iki elimiz kanda olsa geliriz. Babaçım benim, Vay. işte has ümidler, işte adam gibi ümidler. Beyler, davet ederim sizi. Gelen gelir. Evet, Buğra. Güzel bir soru. Buğra Eray. Güzel bir soru sormuş. Demiş ki, oynadığın oyunlar arasında en etkilendiğin oyun hangisiydi? Birinci sırada açık ara The Last of Us. Senin acım. İbrahim abiniz de izliyor Ben serileri. Last of Us'a çok hayran kaldıydım. Ondan sonra bir de o geçen o kararları verirken Farsundan mı? o da çok güzeldi. Kararlar. Hani çünkü hiç böyle seri gibiydi. Hani Last of Us da güzeldi. Hani grafik belki onun daha çok hoşuma gitti Last of Us'ın ama ikisinin de hikayesi güzeldi. Hele o Antillan'da hani o kadar çok çeşit var ki o daha da heyecanlandırıyor oyunu bence. Evet arkadaşlar, İbrahim Evet. abiniz Until Dawn diyor, unutamadığım oyun. Benim en etkilendiğim, unutamadığım oyun The Last of Us'tı. Ama çektiğim soru, çoğu
şeyden, seriden etkilendim. Diyelim Sleeping Dogs. Orada kardeşliği anlatıyordu. Kankanı falan. Polis işleri, mafya işleriydi. Onda çok etkilendim. Sonra başka neler vardı? İşte çok seri çektik ya. Bayağı çok çektik. Far Cry 4 oynanış olarak çok sevdim. Çok etkilendim. Yani öyle. Ama bir numara Last of Us. Hiçbir zaman unutulmaz. Arkadaşlar buluşma yaparsak yazarız ama şu an yani bilmiyorum Almanya'dayız. Arkadaşlar Bir buluşma... İbo abiniz belki size yazabilir. O İstanbul'a gelecek ya. Ya adamı rahatsız etme, ne alaka? Arkadaşlar yolda Niye belki görürseniz, yazar. Aynen belki görürsünüz. yolda Belki görürseniz yolda görürsünüz görürse sadece ancak. hepinize fotoğraf çekinirim. Sıkıntı yok yani öyle bir. Evet bakalım. Evet saçını nasıl yapıyorsun demişler. Doğancan 1-2-3-4. Anlat 5 bakalım. niye koy? Arkadaşlar kalkıyorum ilk bir yıkıyorum saçımı. Sonra fönlüyorum. Bitiyor. Evet arkadaşlar ben size birkaç tüyo vereyim saç yapmada. Saçınızı hafif ıslatın. Fönle şekil verin. Fön. Yani tarakla şekil vermeye çalışmayın. Bak ben ne yapıyorum? Duştan sonra havluyla kuruluyorum saçımı. Havluyla kuruladıktan sonra fön makinesini alıp şekil veriyorum. Sonra şey saç spreyiyle donduruyorum saçları. Bitti. Elimi hiç vurmuyorum çünkü o zaman kötü oluyor. Yani saçınızı ıslakken fön makinesiyle yapın. Evet, bir soru daha. Necip Songül 13 demiş ki Türkiye Ligi'nde en iyi kaleci. Of, çok zor bir soru. Bence hepsi iyi ya. Ya bence Volkan'ın biraz daha karakteri güzel olsa bence Volkan. Tosun Volkan'ı. Volkan Demirel Bence diyorum. Muslera. Ya bence O da Muslera arkadaşlar zaten. her yıl değişiyor. Bence geçen yıl Muslera'ydı. Bu yıl ama Muslera da çok hata yapıyor. Bilmiyorum. Ama Muslera Evet. bence herkesinki kapışır. Bütün İstanbul takımlarınınki iyi. En iyi defans. En sevdiğimiz diyelim. En iyi denmez ki. Niye bence en iyi yani? En iyi kim sence? Bence şu ara Şener hoşuma gidiyor bu aralar. Şener. Fenerbahçe'de sağ bek miydi? Arkadaşlar benim en sevdiğim defans adamı Gökhan Gönül. Çok temiz bir adam. Ama sakattı bayağı ya. Hiç oynamıyordu Dün ki. oynadı. Ha, İzlemedin tamam tabii. dün oynadı. Şu yani sevdiğim oyuncular var. Snyder'i seviyorum. O da orta saha da sormuşlar. Orta saha ve forvet. Bak sevdiğimiz oyuncuları söyleyelim birkaç tane. Arkadaşlar benim sevdiğim oyuncular Fernandao, Snyder, Gökhan Töre hastasıyım. Gökhan Gönül. Başka kimi severim? Yani böyle karakterli iyi oyuncuları seviyorum. Olcay Şahan'ı seviyorum. Sabri. Çağkan Çalhanoğlu. Zaten Instagram'da takip ediyorum bazılarını. Biraz da İbo okusun lan. Seni hiç bulamıyorum. Sen bayağı konuşunca ben seni bölmek istemiyorum. Sıkıntı Hadi orada. bayım. Sesli konuş ama. Şimdi nerede? Assassin's Creed çekeceğim mi? Syndicate. Syndicate Assassin's Creed'in. Arkadaşlar Assassin's yeni çıktı biliyorum ama ben hiç beğenmedim ya. Eskisiyle aynı. Yani ben daha çok böyle dövüş, patırdı, kütürdü, aksiyon oyunları seven biriyim. Ve Assassin's hep böyle saklanarak gizli gizli gitmen lazım. O da benim hoşuma gitmiyor. Evet abi orada her şey neden ucuz? Ucuz farkın ne diğer para birimlerine göre diyor. Bence hiçbir şey ucuz değil. Arkadaşlar bir araba ucuz. Aynen. Arkadaşlar burada Arabalar ucuz, sadece elektronik ucuz. aynen. O da bütün firmalar zaten Almanya'nın olduğu için. Diyelim ki en ucuz ama elektronik gene de şey var. Amerika'da var. Diyelim ki hani hepimizin bildiği o telefonlar, smartphone'lar. Hep onların Amerika'daki değerleri daha ucuz yani. Buradan Evet. bile daha ucuz. Ama arabalar diyelim ki Almanya, diyelim ki, benim gibi BMW ya da Mercedes ürettiği için ya Porsche, ne bileyim VW, Volkswagen. Onlar kendi ürettiği için tabii ki kendi adama da ucuz satabiliyor. Evet, buradan demişler ki abi hep yeni oyun oynuyorsun. Nostalji oynayacak mısın demişler. Böyle nostalji çok güzel bir tane oyun var. Hatta kısa zamanda gelebilir onu düşünüyorum. Ama yani PlayStation 4'ten çektiğim için çok da nostaljiye inemiyorum yani. Yani oyunlar olmuyor değil mi? Oyun şeysi var Aynen. yani. İşte arkadaşlar benim bilgisayar almam gerekiyor.
İnşallah bol bol reklam izlerseniz bir şey alırız. Bir oyuncu bilgisayarı alırız biz de ilerleyen zamanlarda kanalımıza. Bilgisayar alırsam da çekerim inşallah. Niye çekmeyeyim? Aslında bir counter falan olmaz da. Ne? Counter. İşte counter falan bakalım. Counter olabilir aslında. Age of Empires nasıl oynadık? Evet. Age of veya counter. Age of felaket ya. Herkes cheatle birbirini kandırıyordu. Kamil Arınç demiş ki abi FIFA 15 mi FIFA 16 mı? Sonuna kadar FIFA 15 arkadaşlar. FIFA 16 bu yıl nefretim. Bakın FIFA 15 hayatının en iyi oyununu yapmıştı. FIFA 16 en kötü oyun olmuş. Orta açıyorsun, bütün ortalar kaleciye gidiyor. 95 koşan oyuncular koşamıyor, defans yetişiyor. World Class oynuyorsun, defans bütün maç boyu top çeviriyor. Yani bu yıl hiç beğenmedim FIFA 16'yı ama yine de oynuyoruz. Savaş 1905 GA sormuş, Foot Draft ne oldu diyor. Böyle Foot Draft gelecek, daha canlı yayına yeni başladı. Evet, soru cevap bu an şu an. Şimdilik question answer. Şimdilik soru cevap yapıyoruz çünkü kanalda uzun zamandır İbrahim abinizle, Muhammed abinizle bir vlog, bir soru cevap gelmedi. Onun şimdi acısını çıkartıyoruz. Bir de arkaya bir şey, gemasız müzik açabiliyor mu? Buradan açabilir miyim bilmiyorum da. Telefondan açabiliriz. De işte orayı çok şey yapar. İbo senin bir gemasız müzik. Oğlum nereden bileyim ben gemasız müziği? Yok bak buluruz da şu YouTube'da gemasız... var. YouTube. Ben Müslüm Gür ses falan filan dinlerim yani. Ne bileyim sesi oraya gidecek. Bir tane şey var, güzel bir tane. Neydi bu? Evet, azıcık Almanca konuşur musunuz demiş. Tuna 03. Yiğit 90-72 vurur yüze ifadesi nerede cevap bir tanesi demiş. Süper demiş. Das war sehr schön. Das wundervoll, wundervoll. Wundervoll. Ja Leute, verfolgt uns. Folgt uns auf YouTube. Instagram and Facebook. Evet, ne gülüm. Ne gülüm. Siz devam edin, ben bir müziğe... Abi GTA Online devam edecek mi demiş Kuzu Berkay. Evet, GTA düşünüyorum bir şeyler. Gelecek inşallah. Mesele Armudi olmakta değil, yani asıl mesele Armudi ile PEA oynamakta. Adana Merkez diyor. PEA ne? PES demek istemiş. Futbol. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Muhammed abiniz Momo Armudi UEFA kupasını kazandı. Inter'de, yani döktürüyor adam. Diyor şimdi Başar Özdemir soruyor. Normalde Almanca mı konuşuyorsunuz yoksa ne yani? Diye sormuş. Karışık. Yani şimdi gerçekten daha fazla Türkçe ağırlıklı. Benimki iş yerine çok büyük bir vaktimi geçirdiğim için genellikle Almanca konuşuyorum. Eve gelince tabii Türkçe konuşuyorsun. Hani anne baba Türkçe konuşacaksın, ne konuşacaksın? Evet yani. Arkadaşlar, ben YouTube'da olduğum için 24 saat Türkçe konuşuyorum. Almanca yoktu mu lan? Ben hatta Alman görmüyorum bile. Nasıl göreceksin ki? Eve giren yok. Yani arkadaşlar, ben 24 saat Türkçe konuşuyorum. O yüzden geleceğim zaten. Senin insan gördüğüm yok. Ben gideceğim buralardan. Beni çok arayacak bunlar. O zaten. Ama yani... Geliriz, vururuz yani, sıkıntı yok. Yazmış ki biri. Sen adamın dibisin, dibisin, deli dolu bilirsin. Bunu sesli okuman lazım. Şuraya bir mikrofon alamadı ki. Evet, Ümidi'yi protesto ediyoruz. Şuraya bir mikrofon getiremedi adam. Barış CK7 demiş ki... Böyle şey oldu. Volkswagen mi, BMW mi diye sormuş bana. Tabii ki abi, BMW yani. BMW'den gayrısı mı olur yani? 3'ten 2'ye 1 çekiyorsun, baba merhaba, arka yan yan gidiyorsun böyle. BMW'den başkasına binilmez yani. Evet, Gotvayla Ümidi 12 demiş ki, ismi de Ümidi 12. Abi sen Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Beyler, oruçtan sonra oradayım. Oruçtan sonra geleceğim, yani yaz tatilinde. Daha bir yıl var. İbrahim abi ne iş yapıyorsun diye sormuş Sami Dirik. Şimdi arkadaşım ben bir tane büyük bir kimya firmasında, yani dünyaca ünlü bir kimya firması bu.
Orada malzemelerin girişlerini, çıkışlarını hepsini bilgisayara gidiyorum. İşte sayımları gerçekleştiriyorum. Öyle şeylerle uğraşıyorum Evet, yani. Sesli yazmış ki konuş. Mehmet Beraterolu, Türkiye'ye gelince abi sana şey yollayabilir miyim diyor, hediye. Evet arkadaşlar, öyle o seriyi ben de yapacağım. Yani biliyorum çok istiyorsunuz ve yaparız tabii ki. O seride yaparız. Hediye yollama serisini ben Türkiye'ye gelince yaparız. Peki Almanya sokaklarında vlog gelecek mi demiş. Böyle Şu an Almanya'da ismini kaçırdım, özür dilerim. Mainz'i çektik. Mainz şehrini çektik. 4 bölüm kanalda var. Başka çektik mi hiç? Cavide abinizin evinde çektik bir vlog. Orada biraz manzarayı falan gösterdik. Ama vlog çekebilmemiz için benim evden dışarı çıkmam lazım. Çok büyük sıkıntı gençler. Çok büyük bir sıkıntı yani. Adam canı acıyor evden çıkacağım diyor. Evet arkadaşlar, vlog çekebilmemiz için işte sıkıntı büyük. Evet ve bir soru daha. Demişler ki o şeyi unuttum, neyse soruyu soruyorum. WWE'de hiç unutamadığı bir sahne olmuş mu? Böyle ne bileyim. Arkadaşlar WWE 15'te unutamadığım en güzeller hikayelerdi. Hikayeleri çok güzel yapmışlar. Ağzım açık oynadım ve izledim hikaye modlarını. Kendim oynarken Junior Bağboy'u yaptığımızda ilk zamanlarda bir maçta 7 tane pinden kurtulmuştum. O maçta çok etkilenmiştim. Bir de geçen Sheamus'a uçan bir finish'a çekecektim. Tam uçarken Sheamus bir tekme attı, bayıldım, yendi beni, kemeri aldı. Orada da çok etkilendim. Oğuzhan sormuş. Abi siz bakınca adamın kralını görüyorum demiş kralını. Marak Bu arada Akar sporcuymuş. Arsiklet maçı varmış Haziran'da. Hepimizi bekliyormuş. Aslanım, Arsiklet maçın inşallah iyi geçer. İsmi ne? Hangisi? En alttaki mi? Eraltaki. Bakalım. Oğuz. Han. Oğuz. Oğuzhan. Aslanım bol şans Arsiklet maçında. Ümit abi araba kullanmayı biliyor musun diye sormuş Furkan Dedeoğlu. Aslanım, araba benden sorulur. Tabii ki yani ben hatta ehliyetimi ta 17 yaşında mı ne aldıydım, burada erken alabiliyorsun. Yani benim 5-6 yıldır ehliyetim Ama işte dışarı çıkmayacak insan söylemeyecek. var. Evet, selam to Azerbaycan. Murat Ferzeliyev. Evet, Azerbaycan artık Azerbaycan'a hangi selamlar ülkelerden olsun. izliyorsanız arkadaşlar. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. King Gold aşkan sormuş bana. Abi Ferrari mi yoksa Lamborghini mi? Kardeşim alamayacağım arabayı niye ben şey yapayım ki şimdi? Ama bana sorarsan tabii Lamborghini. Güzel yani güzel ama bana... Ama banana canım. Lamborghini, Banana. Ferrari hoştur ama Ama... banana. Abi vlog, bak Aykut Mercan demiş ki abi Almanlara Ümidiye hoş geldiniz diye vlog çektirin. Arkadaşlar bana böyle şeyler yaptırmayın ya. Ben böyle şeylerden utanırım ve hiç hoşuma gitmez. Yani bana böyle saçma şeyler yaptırmayın. Almanlara gidip şeyler yaptırma falan. Sami Dev sormuş, abi BMW'nin hangi serisi diye. Ben genellikle üçlük serisini seviyorum çünkü sportif bir yanda. Hani beşlikler de güzel ama üçlükle beşlik arasında karar veremem. Çok zor. Hani diyelim ki M3'ün şeyi daha çok böyle daha hafif olduğu için daha kıvrak giriyor köşelere. Ama BMW'nin tabii beşliği M5 olarak diye hesaplarsak onun da V8 makinesi var içinde. Acayip gücü var yani. O da sağlam bir araba. İkisi yani o iki seri arasında karar veremem yani. Ne kadar saçma şeyler. Millet o kadar ne anlasın? Üçlük de geç. Ben bile bir şey anlamadım. O çocuklar anlar ya. Çocuklar meraklı bu şey. Bu şeyler hakkında. Evet, bakalım. Evet, ceza gelecek mi diyorlar. Ne cezası? Arkadaşlar ceza yapabiliriz ya, ne bilmiyorum. Ne cezası? Şimdi Ne FIFA'da cezası? PES'le falan ben tabancayı alıp sıkacağım. Oha! Evet, kaybedene sıkıyorum arkadaşlar. Hiç. Arkadaşlar. Sen kime sıkıyorsun oğlum? Limon mu sıkıyorsun? Evet,
Ama şey böyle açık yerlere sıkmayacağız. Böyle ne açık yerlere sıkmayacağız ama. Üstüne yastık da koyalım mı? Acıkmasın. Evet, İbo abinizin ensesine sıkıyor. Arkadaşlar o mermili tabanca var ya video çektiğimiz. O video çektiğimiz mermili tabancayla Muhammed abiniz kafama ateş etti. Bakın video çektik. Çok konuşuyordu. Dedim sus. Video çektik. Video çektik. Aramızda takılıyorduk. Biz İbrahim abiniz ve Cavid abiniz oturuyorduk bahçenin bir bak köşesinde. Bu da arkada silahla oynuyordu. Sonra kafam bir yandı böyle armut patladı kafamda. Bir de baktım armudu kafama ateş etmiş. Bir de diyor ki bir şey olmaz ya. Şey diyor bir de sırtına verdin sadece diyor. Bir de diyor ki sırtına nişan aldım kafana geldi düşünün. Ulan hiç mi göz yok sende abiciğim? O kolu yaran, kolu parçalayan tabancayı kafama sıktı. Arkadaşlar 200 metreden sıktım abartıyor. Ya he mu. İbrahim Halil demiş ki, abi kendine rakip gördüğün kanal var mı? Arkadaşlar, YouTube küçük bir yer değil. Yani YouTube bir dünya gibi düşünün. Benim nasıl Türkiye'de, Japonya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan insanlardan haberim yok. YouTube'da da çok bir şeyden haberim yok. Yani işte Mervan'ı tanıyorum. Bir de Hasan abiyle yeni tanıştık. Videolar devam gelecek. Gerisi de umurumda değil yani. Tanıştıkça beraber bir şeyler yaparım. Ve herkes, kimseyi rakip görmüyorum yani. Herkes kardeş, herkes kardeş. Hepimizin hedefi YouTube Türkiye'yi büyütüp genişletmek. Ege Özkara demiş ki, abi en sevdiğin yemek nedir? Arkadaşlar ben her şeyi, hamur içi her şeyi severim. Dışarıda lokantada yenen yemek türü her şeyi severim. Et türü her şeyi severim. Sebze sevmem ama hamur içi falan her şeyi severim. Patates kızartması, sosis, sucuk, salam, yani her şeyi severim. Hamburger falan filan, börek, çörek, lahmacun, her şeyi severim. Sefa demiş ki, abi en çok zorlandığın oyun ne? Arkadaşlar şu an en çok Soma'da zorlanıyorum. Beni biraz zorluyor. Sonra FIFA 16'da harbiden kariyer çok zor bu yıl. Evet beyler. Şey artık şeye başlayalım. Biraz da sen bu tarafa geç. Hayaller Ronaldo, hayatlar aramızda. Ya sanırsın artık. Ben zaten sesli konuşuyorum. Ama öne gel. Ama siz çok şey yapmışsınız. Arkana bir iki yastık daha koysan daha da yaklaşırsın. Dur. Biraz şöyle şöyle. Bilmiyorum bir şey sıcak mı da? Evet, devam edelim. Yeni sorular, yeni olaylar, yeni bir şeyler. Gün içinde ne yaparsın diye soruyorlar. Ya şimdi arkadaşlar, gün içinde İbrahim abiniz işte zaten. Yani ben zaten işteyim. Ben zaten akşama kadar yayındayım. Yani herkes işte güçte. Evet, bakalım. Arkadaşlar tabii çok şey geliyor. Hepinizi okumak isterdik ama yani ne yapalım? Aynen çok soru geliyor arkadaşlar. Evet. Biz zor bile aynen, takip ediyoruz. Gözümüz yani resmen. Yani zor takip ediyoruz. Düşünün. Şimdi bakayım. Berkay demiş ki Fallout 4 gelecek mi? Bilmiyorum aslanım. Oyuna bakmam lazım. Tanıdığım bir şey değil yani. Gelebilir. NBA gelecek mi diye soruyorlar. NBA basketbol. Aynen. Ya arkadaşlar şimdilik düşünmüyorum çünkü niye diye sorun. NBA 15 hiç hoşuma gitmemişti. Sizlerin hatırına oynamıştım. Ve yine başlamak istemiyorum ya. Çünkü oyundan zevk almıyorum. Evet. Cavit abi gelsin diyorlar. Getiremeyiz. Yazıklar olsun Cavit'e. Getiremeyiz adamı. Arkadaşlar canlı yayına adama 2 hafta önce haber ettim. Sonra ben yetişirim dedi. En azından yarım saat, bir saat sonra yetişirim dedi. Sattı işte, ortalıkta yok. Evet. Gözüm yolda, gönlüm darda. TRKC Anonymous demiş ki, abi değişik şeylerden,
Bilgisayarlardan şey FIFA Foot oynayabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar, eğer arkadaşınızla oynamak FIFA Coop. Doğru, FIFA Coop. Coop mu? Coop. Arkadaşlar FIFA Coop mecbur zaten. İkiniz de ayrı bilgisayarda olacaksınız. Aynı bilgisayardan oynanmıyor. Ya iki tane PlayStation 4 olacak ya iki tane ya da iki tane bilgisayar olacak. Sormuş ki nesi bu bowling? Ne bileyim. Gösterelim. Şu. Eren Yavuz yapacağım. Bekle. Türkiye'de... Demiyorum ne olduğunu. Türkiye ve Almanya'da başka ülkelere gittiniz mi bu arada diye sormuş. Valla ben çok gittim ya. Nerede gittin sen? Fransa'ya gittim. Ben de gittim. Hollanda'ya gittik. Oraya gitmiyorum ben de. Hollanda güzel arkadaş. Türkiye'ye zaten gittik. Aynen bunlara gittik. Ben İtalya'ya gittim. İsviçre'ye gittim. Ondan sonra ben de Fransa'ya gittim öyle. Efendim bizim okullar resmimizi her yere götürüyorlar. Çünkü Fransa'ya okula ben iki defa gittim. Ondan sonra cuma okula bir defa İtalya'ya gittik. Otelde kaldık falan böyle. Buradaki okullar yani insanı bayağı gezdiriyor böyle yani. Sağlam oluyor. Evet, Seymen Şahin demiş ki abi en sevdiğin ders ne? Arkadaşlar benim en sevdiğim ders lisede falan matematikti. Olmayan ders. Senin? Aynen matematik. Kimya, sonra kimya oldu biraz. Çünkü öğretmenim çok iyiydi orada. Çok seviyordum. İşte matematik, kimya. Matematik. Sen gerçi şeyle konuş, etikte falan döktürüyor. Din dersinde falan İbrahim abiniz dağıtıyordu ortalığı. Anlatıyordu bize. Muhammed abin gerçek yüzünü gördük kaçın beyler demiş Eren Yavuz. Öyle olsun. Gerçek yüzünü gördük mü? Bilmiyorum. Ne nasıl yani? Ne yaptıysa artık. Yo, yakında oturdum ya. He. Kırıyorum. Şeyi kırıyorum. Bilgisayarı kıracağım. Walking Dead izliyor musunuz? Ben izlemiyorum. Ben izliyorum arkadaşlar. Sonra Muhammed demiş ki Muhammed 1656 abi Outlast çekecek misin? Aslanım çekmeyeceğim. Şu an zaten Outlast'a benzer bir oyun çekiyorum. Soma. Outlast da aynısı. Bilmece çözüp adamlardan kaçacaksın. Soma da aynı. Yaratıklardan kaçıyorum. Çok zor bilmeceler çözmeye çalışıyorum. Hani o tarz bir oyunu devam etmeyeceğim yani. Bitti, Soma bitti mi yine aksiyon macera başlar. Evet, bir şey daha gelmiş. Mehmet Berat Eroğlu 52 demiş ki abi niye bu kadar ciksiniz ve yakışıklısınız? Allah vergisine diyelim. O sizin güzelliğiniz arkadaşlar. Sizin güzelliğiniz. İnsan estağfurullah. Estağfurullah. Evet Din Hoca. Evet. Şahan Kara demiş ki abi tek işin YouTube mu yoksa farklı bir işin de var mı? Beyler üniversite işte. Üniversite YouTube. Abi Almanya'daki kızlar nasıl sormuşlar? Evet onu İbo abiniz cevaplayacakmış. Bizim ne işimiz olur? Asıl bunu Mehmet abiniz cevaplar çünkü onun üniversitesi kız yoğunluklu bir üniversite. Arkadaşlar güzel kız her yerde vardır. Öyle diyorum. Harbi yani. Aynı arkadaşlar Türkiye'de de çok çirkin güzel. Kız da her yerde vardır, güzel kız da her yerde vardır. Ama yani Alman kızlar mı, Türk kızlar mı derseniz ben tabii ki Türk kızları derim. Sen? Ben de. Barış sormuş abi Lamborghini Hurricane güzel mi? Onu yeni gördüm o yeni model. Bence benim daha çok Reventon ve Aventador hoşuma gidiyor ama Hurricane de fena değil yani biraz daha bana modeli biraz daha bilmiyorum yani hepsi genellikle birbirine benziyor aslında ama bu Hurricane değişik yani güzel ama o kadar da hoşuma gitmedi. Evet Utku Söğütoğlu demiş ki abi Ronaldo ne zaman gelecek takıma? Aslanım Ronaldo şu an 500 euro. Bakın Ronaldo şu an 500 euro yani 1400 TL. Ben şimdi sana 1400 TL'ye Ronaldo'yu nasıl getireyim? Yani Ronaldo gerçek parayla 1400 TL, oyun parasıyla 1,5 milyon coins. Yani Ronaldo'yu unutun şimdilik.
Coins'lerin ucuzlaması gerekiyor Ronaldo'yu getirebilmem için. Evet bakalım. Ümidi candır, gerisi heyecandır. Alper FB. Bir açayım mı? Kopya. Abi orada PS4 ne kadar diye sormuş TCK Hamit. Ve yine de olmayabiliyor ama. Neyse Müjdesin. olabiliyor mu? Tamam zaten o şey o güzel kalitede gitmez ki o tarafa, o yüzden çok da bir şey olmaz. Müjdesin. Orada PS4 kaç yıl sorulur? Arkadaşlar burada PS4 350 euro. Öyle desen Yani arkasına koyarsın diye. 1100 lira mı ne? 1000 lira mı ne işte? Aynen bayağı var. Abi Türkiye'ye geldiğin ilk gün ne yapacaksın diye sormuşlar. Gören görmeyen de 15-20 yıldır Türkiye'ye gitmiyorum sanır arkadaşlar. Daha geçen yıl Türkiye'deydim. Geçen yaz. Bir saat olmuş. Oyuna başlayak mı? Yani anlayacağınız, Türkiye'ye geldiğimde ilk işim, yani çok işim olacak arkadaşlar. İnternet taktırmam lazım. Oda döşemem lazım. Odamı kurmam, video çekeceğim alanı kurmam lazım. Sonra buluşmalar ayarlayacağım falan derken, İşte yani çok iş var. Onlarla uğraşacağız. VLAN'ı kapatsaydın işte, telefonu kaldırdıysan. Hayırdır, pes ettin. Tamam, 55 dakika soru cevap yayınladık. Bir başka şey devam ederiz. Arkadaşlar oyuna başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Abi şey Talha Kartırcı sormuş. Abi hiç Tofaş sürdün mü diye. Benim babam eskiden şey Türkiye'deyken böyle Tofaş'ı vardı onu kullanıyorduk. Fena değil yani güzel bir araba. Ve böyle görüyorum şey buradan da takip ediyoruz. Egzoz takıyorlar. Var egzoz. Çok güzel oluyor böyle hani açma kapalamalı. Güzel yani. Tofaş güzel arabadır. Evet, Talha Katırcı demiş ki hayat bir zulümse ümidi izle gülümse. Evet Merve Gör. Ho beyler. Ümidiye. Ümidiye. Kız takipçi. Pişmaniye Hangi YouTuber'ları izliyorsun? Arkadaşlar zamanım olmuyor. Çok zamanım olmuyor başka YouTuber'ları izlemeye. Çok izlemiyorum. Yani o kadar çok, o kadar çok YouTube'dayım ki artık başka bir on başka YouTuber'ları izlesi gelmiyor insanın uğraşmaktan. Ulu sormuş VV izler misin İbo abi lütfen cevap ver demiş. Arkadaşlar ben VV'yi izlemiyorum ama başka macera oyunlarını seviyorum. Böyle spor oyunları bana göre değil futbol olsun ne bileyim VV olsun ya da basketbol bunlar benim için böyle bir hani şey yok yani bir albenisi yok benim için ama sadece. Benim için daha çok aksiyon oyunları sıkmalı mıkmalı falan böyle hani vurdulu kırdılı. İzlemiyorum desen yeterdi. İzlemiyorum aslanım desen yeterdi. Ama da muhabbet ediyoruz Yo ha. yani rahat ol. Şey yapmak zorunda değilsin böyle. Kendini izlemiyorsun diye kötü hissetme. Öyle bir anlattın ki sanki böyle izlemek kötü, izlememek kötü bir Yo şeymiş hani gibi şimdi oldu. hani ben bütün bölümleri izlemek isterdim ümidim. Hani hep de bakıyorum diyeyim ki sonraya falan bakıyorum. Çünkü hoşuma Biraz giden sen biraz biraz buraya yanımızdaki gel. gençler kusura bakmayın. Her neyse işte sonrayı falan izliyorum ama böyle hani bana tat vermezse ben bakmıyorum yani. Benim biliyorsun Oo. işim gücüm var yani en nihayetinde İyi yani. oldu lan. Ben bazenleri iş yerinden bile gidip böyle YouTube'dan ümidi izlemişliğim vardır yani. Böyle hani iki taraftan da gireyim de iki tarafın IP'si de gözüksün diye yani. Böyle bir arkadaşlığımız bizimsi. Evet, doğum günleriniz ne zaman demişler? İbrahim abi. 19.07.1991. Evet arkadaşlar, Dünya Fenerbahçeliler gününde İbrahim abinizin doğum günü. Ama ben Galatasaray Fenerli değilim yani hiç o 7. ayın 19'u. Benimki 5 Ocak. 5 Ocak. benimki 28 4 93. Nisan lan Nisan. Türkçe bilmiyor ya. 28 Nisan. 4 diyor ya. Ya 20 Ya Nisan'ı unuttum. Ne yapayım? hani April diyecektim. April. April.
Abi mobil oyun çekeceğim diye soruyorlar. Mobil oyun, telefon oyun falan. Nasıl yok. Ekin Işık diyor ki anneni mi daha çok seviyorum babanı mı? Atsana böyle soru mu oluyor? Burak Önge soruyor ki abi Almanya'da askerlik yapmak serbest mi? Askerle seni çağırmıyorlar bile artık. Yani hatta serbest işte. Serbest aynen. İstiyorsan hatta gidiyorsun Afganistan'a götürdün mü adam seni üstünde para alıyorsun gittiğin için. Arkadaşlar bizde askerlik meslek olarak yapılabiliyor. Gidiyorsan sana para veriyor sadece askerlik yaptığın için düşün artık yani. Yani ama onlar zaten Afganistan'a gidenler falan böyle parayı götürüyorlar anladın mı yani. Evet Alperen yardımcı kardeşim demiş ki abi benimki soru değil. Ben senin engelli bir izleyicinim. Senin sayende hastalığımı bir nebze unutuyorum. İyi ki varsın. Aslanım engel hayata engel değildir. Hayatın tadını çıkart. Evet aynen. Sonuna kadar Alperen adamsın. Alperen yardımcı. Watch'ım benim. Bakalım. Abi Azerbaycan'a geleceğim mi demiş Zahit Mecidli. Uçtun. Uçtun koçum. Adam da Türkiye'yi, adam evin önünden çalmadı. Azerbaycan'a nereye gelir? Sen hep yandan gömüyorsun bana ha. Sen hep yandan bindiriyorsun bana. Evet. Berk Ümidi demiş ki İbo abi ile aynı gün doğmuşuz. Ooo. Maraş bir like. Evet abi boy kilo. Boy 1.85, kilo 80. Ben 1.80, kilo 75 mi 76 mı 79 öyle bir şey. İçi beni dışısız ya. Şimdi herkes İbo'yu bekliyor. Kilo 100, İbo karada 100. Gerçekten bunlar hepsi kas yani öyle yani yani. Samet Koca sormuş ki Ümit abi Türkiye'ye neden gelecek ve temelini burada kalacak? Arkadaşlar işte YouTube'u genişletmek için ve daha iyi işler yapabilmek için geleceğim ve orada kalmayı düşünüyorum. Ahmet demiş ki abi mermili tabanca şu an nerede? Burada. Burada az sonra sıkacağım. Ama Muhammed'e eli vermiyoruz. Çok büyük bir tehlike oldu. Aynen Muhammed abiniz kafamıza falan sıkıyor. Aynen ondan sonra yani durum çok sıkıntılı olabiliyor yani. Adam kafamıza fena sıkıp yanlışlıkla yaptım deyip geçiyor yani. Arkadaşlar sıkayım mı yazın. Sıkayım mı usta? Dikkatli bir sana sıkmayak. Evet arkadaşlar FIFA oynayalım. Kaybeden yesin. Ben sana var ya. Yav, he. Açarım paketi. Kaan sormuş ki abi BMW'cisin galiba. Galibası fazla öyleyiz. Yani hastasıyım ben. Yani bir tane model önünden geçsin. Egzozundan, yapılanmasından, her şeyinden ne olduğunu size sayarım. Hani kaç silindir motoru var. Hepsini sayarım yani. Ben öyle bir fanatiyim yani. Mercedes'i onu bilemem ama BMW'de hani onun bir şeysiyim yani. Bir fanatiyim. Vay evet arkadaşlar. Doğukan Çatmakaş. Tabii hatırladım aslanım. Kanalın efsanelerinden. İlk 100-200 abonenin içinde vardır. Selamlar olsun Doğukan. Adamsın. Bir yıldır Ümidi'nin yanında. Evet Tosun Ömer Paşa demiş ki abi yavaş yavaş oyuna geçin. Yavaş yavaş akın mı? Evet ilk maçı beraber. Benim anlamadığım bugün bak bu sabah FIFA geldi. Daha 2 saat önce PES geldi. Adamlar yine oyun istiyor ya. Ya tamam hem sohbet hem oyun. Doyulur mu, doyulur mu? Ümidi ile muhabbete doyulur mu? Diyorlar. Doyulur mu, doyulur mu? Oyuna doyulur mu? Adamların işi oyun. Ümidi boş, Ümidi geç. Benim adminlerim nerede ya? Adminlerden hiç soru cevap gelmiyor. Arkadaşlar Oktay, Oktay'ın buradan ağzını kırıyorum. Oktay ağzını kırayım. Nasıl oluyor? İnternet üzerinden Oktay'ın ağzını kırıyorum. Sanal halinde. Ümidi ailesi Facebook grubunun admini, diğer grubu çökertti.
MDR grubu yahtı arkadaşlar. Yeni bir gruba geçtik. Oraya da abone olun. Ümit ailesi. Resimlerinizi falan paylaşabilirsiniz. Ve Oktay ağzını kırayım. Sezer sormuş ki, Sezer Mertcan sormuş. Abi abone hedefin kaç şimdi şu anda diyor yani. Arkadaşlar abone hedefimiz 1 milyon. Abone hedefimiz 1 milyon ama işte gidiyoruz. Ya biliyorsunuz ben her zaman, ben hiçbir zaman böyle abone derdinde falan değildim. Ne kadar izlenirse izlensin sevdiğim oyunları çekiyorum yani. Hayaller ümidi, hayatlar armı değil. Evet, yazmışlar ki Ümit abi nereye taşınacak? La oğlum la. Aksaray. Aksaray merkez diyoruz. Instagram isminden belli olmuyor mu? Ümit 068. Halit Hacı olsamış ki Opel hakkında ne düşünüyorsun? Lan hep aynı çocuğun, herhalde hep aynı çocuk ya, soruyorsun oğlum, ya. Değişik. Benim sayfamda tabii arabalar hakkında soruyorlar. Siz yani başta... Şimdi Opel hakkında şunu söyleyebilirim. Güzel araba ama benim için şey yetmiyor yani. PS'i sanmıyorum benim ayağıma, benim gaz ayağıma yeteceğini yani. Evet, Sedat Konal demiş ki, abin kaç yılda 100 bin oldun aslanım? 1 yılda olduk. Tam kanalın doğum gününde 100 bin olduk. 1 yılda 100 bin abone olduk. Bu hatta 100 bin özel canlı yayında yani. Ahmet Yılmaz, abi yüküğün ara ver kendine bak, kapıyı önüne çık biraz, kapının önüne çık. Arkadaşlar siz İbrahim abinize inanmayın. İnanın gençler, inanın. Ama hepsi sadece sizin için yapıyorum. Yoksa çıkardı bu adam. Ben bunu böyle tanımıyordum. Sizin için kendini feda ediyor. Zaten bunu geçen videoda da söylemiştim. Değerini bilin, vallahi candır yani. Ümidi candır, gerisi heyecandır. Evet, gel biraz da sen buraya otur. Yer değiştirerek de var, yenilik olsun. Evet, Engin Bekir demiş ki, abi Türkiye'ye geleceksin ama Türkiye'deki internetler berbat. Türkiye'deki internetler berbat demiş. Aslanım pahalı alırım biraz, bir türlü hallederiz. Yani pahalı internet alırım. O da hızlı olur herhalde. Footdraft diye çıldırıyor be gençler. Footdraft'a mı geçelim yavaş yavaş? Aynen. Çıldırın. Footdraft için çıldırın. Tamam, siz devam soru cevap yapın. Evet, Wesley Emre soruyor ki, Mercedes hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar şimdi... Ya yine mi araba ya? Baba oyun kanalı ama ben dayanamıyorum. Bu böyle temalar geldiği zaman benim içimi dökme ihtiyacımı kendimde hissediyorum. Gençler şimdi Mercedes ile BMW'nin farkı şu. Mercedes daha çok böyle elegant, yani daha böyle nasıl söyleyeyim, stilli, biraz daha böyle televizyon açsın. Daha böyle hani şey bir farkı var yani, böyle konforlu, ne bileyim, hani gelişi bir farklı oluyor ama BMW'deki o yok yani. Konfor fazla mühim değil. Mühim olan onun ya yeter. Hey boy, anlat. Ama yani millet çok şey yapmak istemiyordur bence. Sadece onu soran ilgileniyor onunla. Diyorsun. Aynen. İşte kısacası BMW aynen, biraz kısa daha... Aynen, kısa cevapla. Kısaca BMW daha sportif, Mercedes daha çok konfor. Böyle diyebiliriz yani. O yüzden ben BMW'yi sevdim. Araba arabadır. Kamerayı hafif sahil çevireyim mi? Yok ya, iyi. Really? Araba arabadır. Ben çok uçma biz. O sen de hafif sola gidiyordun. Tamam iyi işte. Şimdi hacım. Evet ben de GTA 5'imi çıkart. Bir defa ikinci kumanda bile yok. Cavit. İşte Cavit gelmedi ki. Buna mı basayım? Dur önce bir oyunu al. Tatıllarımda düşerim şimdi. Arkadaşlar oyunu kuruyorum, bekleyin. Yalnızım. Lan ne biçim elliyorsun? Ya CD'nin altına elliyor, ağzını kıracağım ya.
Ne bakalım. Yanlarından tut. Abi biraz bardak su için diyor. Merve gör. Su mu için? Bardak burada aynı. He. Bana diye herhalde. Hep şişe dikiyorum ya. Evet Merveciğim özür dilerim. işte efsane kupa burada. Kupa. Ama yani şimdi ben video çekerken bir bardağı dolduramam ki. Hemen böyle içi veriyorum. Bardakla su için diyor ya. Lan bu hepsi de araba sürüyor. Niye çünkü sadece onları okuyorsun? Ne Allah lan? Araba soranları okuyorsun sadece. Çünkü çocuklar arudan araba sormaya başlıyor ki oku sor yorumlarını. Evet Tayom 25 demiş ki abi demiş. Türkiye'ye gelecek misin sen de? Yok arkadaşlar ben burada üniversitem devam ediyor. Arkadaşlar bunu istemiyoruz. Ben ben büyük ihtimal burada kalırım ama Ümidi ziyarete giderim her sene. Orada görüşürüz. Sen şarj atmıyor musun? Arada alayım. Evet seninki şey mi? Aynen seninki tamam. Ekber demiş ki abi Azerbaycan'a selam söyle. Söylemiştik ama bir daha söyleyelim yani. S3'le aynı mı? Azerbaycan'a selamlar. Hadi işte. Ben şey, anlayayım ya. Seymen 19 Şahin 03 demiş ki Ronaldo çıkacak. Ya aslanım ne alaka ya ne Ronaldo'su? Ali Tacıoğlu 258. İbo ile ne zaman tanıştınız? Küçükken. Söylemiştik. Evet. Bunu çıkardım. Evet demiş ki Mert Susan. Abi Armudi hangi takıma transfer olur? Bakalım aslanım hiçbir takım almıyor. Denedik. Deneyeceğiz devam. Ve yavaş yavaş akıp geçebiliriz. Evet Muhammed Okkaz 68. Abi Süper Lig'de şampiyon kim olur? Süper Lig'de söyle. Bence ya Fener ya Galatasaray ikisinden birisi. Değil mi? Bence Galatasaray olamaz çünkü onlar zaten 4. yıldızı taktılar. Beşiktaş ya da Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe 4. yıldızı takmak için uğraşıyor. Beşiktaş da iyi formda. O yüzden bence Beşiktaş'la Fener kapışır. Evet. Vanti Burak Ciksar 01 demiş ki abi oyun oynarken en sıkıldığın seri hangisiydi? NBA. Oynarken en sıkıldığım seri NBA 2K15'ti. Basketboldu. Yiğit 9072 demiş ki arabada var 5 vites, bizde var Cavit diye bir patates. Oo çok güzel. Bir daha sesli oku onu. Arabada var 5 vites, bizde var Cavit diye bir patates. Şimdi Bozok'un patates diye bağırmasını oraya bir yayınlarız. Artık şey vites. Patates! Patates! Adam resmen sattı ya. Aranızda en iyi futbol oynayan kim? Arkadaşlar Cavit iyi oynuyor. Arkadaşlar Cavit abiniz manyak oynuyor. Evet. Hatta Tego oynayabiliyor diyelim. Berkay Sivecan 45. Galatasaray Fener maçı ne olur? Bence Fener alacak. İçim öyle doldu arkadaşlar. Bence Fener evinde oynadığı için alacak. Evet bu arada oyunda geldi. Evet oyun geldi arkadaşlar FIFA. Oyunda geldi artık rahatladınız. Evet arkadaşlar bak demiş ki bir kiralık oyuncu al. Kimleri vermiş? Di Maria Hazard. Ben burada Di Maria'yı alırdım. Bu sahte bir hesap. Footdraft oynayacağımız için yaptım. Haydi başlayalım bakalım. Ver ben oynayayım ya ilk maçı. Varım nicht. Onu sen yenemezsin ki ama hemen eleniriz oradan biter seriyi. Footdraft ne ki? Online oynuyorsun. Yendikçe ödüller yükseliyor. Paket ödülleri. Oynamıştık ya bir defa. He orada ben şey yapıyordum ya. Yoksa en ama zorundan takımı beraber kurarız. En zor ama o seninle oynadığımız bilgisayardı. Bu online. Ahsu. Evet arkadaşlar Footdraft'a başlıyoruz.
Hadi hayırlısı olsun. Bismillah. Evet, yorumlara yazdırın bakalım Instagram'da. Hangisini seçelim? Beraber kuracağız takımı Muhammed abinizle. Bu iyi bence. O kadar da iyi çıkmadı kadrolar. 4-3-2-1 diyorum. Tek santrafor mu oynayacağız? Evet. Şu daha ama o zaman da çok defansif oluruz. Mecbur bunlar da bir de 4-3-3 var. Biz zaten ortadan gelen bir takımız, çok şeylere gitmiyoruz. Daha sessiz konuş da hiç duymasınlar. Evet arkadaşlar, karar veremedim. 4-3-2-1 mi 4-3-3 mü? Yazın bakalım. Bakalım hangisini seçiyorsunuz bakalım. Foot draft. Instagram'dan bekliyoruz. 4-3-3 mü? 4-3-2-1 mi? 4-3-3 yazmışlar. 3 kişi öyle demiş. 4-3-4-2-3-1 diye gelmiş. 4-3-3. Herkes 4-3-3 mü diyor? Evet, bayağı 4-3-3 gelmiş. Evet arkadaşlar, en çok 4-3-3 gelmiş. O yüzden 4-3-3 alıyorum. Hop! Boom! Ve 4-3-3. Messi çıktı. Takımımıza Messi çıktı. Evet arkadaşlar. Messi, bu adam neyin nesi? Şimdi ben Modric'i alacağım diyormuşum. Evet, Messi geldi. Bu iyi haber. Sence kimi alalım Armuri? Messi diyorum. Messi'yi al bakayım. Evet arkadaşlar, kaptanımız Messi, bu adam neyin nesi? Evet, sırada santrofor hocam. Yolla bize oradan bir Ronaldo. Aubameyang geldi ama kimyamızı bozar. Bakın Aubameyang'ı alsak. Çıkar iPhone'sını. Aubameyang'ı alsak iyi forvet ama kimyamızı bozar. Ben o yüzden Griezmann'ı alacağım mecburen. Tamam. Ama Griezmann da çok yavaş ya. Sen direkt şunu taksın. Evet arkadaşlar, Griezmann'ı aldım. Hadi hocam, yolla bir Ronaldo. Oğlum şimdi bozma. Vay. Neymar geldi. Ümit ailesinin çok sevdiği bir adam. Ben hiç sevmem. Neymar geldi. Kimi istiyorsun? Neymar al. Ya çok kötü takım oldu. Ben bunlarla oynayamam ki. O evet. 83'ü hiç tanımıyorum ya. O Griezmann, o Atletico Madrid'den. Boom! Rakitic! Lan resmen Barcelona oldu. Bu ne ya? Boom! Vay yavrum vay. İyi çıkartıyoruz beyler ha. Luka'yı alacağız tabii ki. Schweinsteiger de var. Schweinsteiger. Anthony Kroos mu, Luka Modric mi? Tabii ki Luka Modric, çünkü daha hızlı. Boom! Aha, ilk kötü çıkan. Çünkü şey yok. Dembele. İsme bak. Bak Pastore'yi alabiliriz. Messi ile anlaşır en azından. Diğerleri zaten kötü. Pastore'yi alalım. Pastırmayı seçiyoruz. Evet, sol bek. Şener. Oo güzel ha. Manyak çıkartıyoruz. Bu beyler, şansınıza manyak çıkıyor. Alba mı, Marcelo mu? Bence Alba. Ne diyorsun? İyi anlaşıyor. Tamam, Alba ya. Şey yap. Daha yüksek. Hop. Boom! Evet, mecbur Godin'i alacağız çünkü tek o uyuyor kimya olarak. Of, çok kötü çıktı be.
David Luiz. İngiltere Ligi yok. O yüzden mecbur David Luiz. Ve son oyuncumuz Sabri Reis. Sabri Reis. Ve Sabri Reis burada da çıktı. Beyler kapslar patlar artık. Sabri görünce biz. Adam yine en iyisi ama. Harbiden de en iyisi ha. Gece Patrick daha iyiymiş. 84 koşuyor. Ama sen Sabri'yi al. Yok ya Sabri Reis 80 çok yavaş. Hadi oğlum yolla Bino'ya. Muslera. Müsli çık, Muslera çıktı. Muslera. Ve Onur Kıvrak da çıktı ama biz tabii ki Alves'i alacağız. Çünkü hem Brezilyalı hem de Godin'le anlaşıyor. Var ya manyak takım kurduk ha. Böyle iyi kurulmuyor. Evet ve yedeklerimizi alalım. Bunları yorumlarda okuyalım ya. Ya gerçi buraya sorulmaz. Bu boş. Kalecimiz zaten var. Ne kadar bu saç kötü çık. Çöp. Çöp. Adam gibi adam Gökhan Gönül'dür. Onu alalım. Evet, Fernandinho, Garcia. Çöp. Bence Fernandinho. Aynen, bizim takımımız daha iyi. Cucak, Tyson falan var. Mike Tyson. Tyson alalım gitsin. Hem kim alsak? Lavezzi var. Bu neyiniz? Pedro var, Martins var. Martin sızlıymış, onu alalım. İkinci yarı sokarız belki. Arkadaş boş boş adamlar geliyor ya. Hadi hocam yolla bir siyah Ronaldo. Ağzını kırayım. Banana. Solla bir yolla bir siyah Ronaldo. Yine gelmedi. Siyah geldi ama Ronaldo gelmedi. Evet bakıyorum şöyle. Tam siyah. İsme bak ya. İsmini söylemeye şey yapıyorsun. Oo Terstegen geldi ha. Terstegen tam tersten gel gibi yani. Komik değildi. Komik değildi. Lampard bir zamanlar neydi ya? 79 olmuş adam. Evet ya yedekler, beyler takım iyi çıktı, yedekler berbat çıktı. Böyle oynayacağız artık. Şimdi Jesus Navas'ı yedeklere alalım. Pedro'yu da yedeklere alalım. Ve başlayalım. Hiçbir şey değil mi ya? Arkadaş ne kadar kötü çıktı hocalar. Bari Uruguaylı'yı al da şeyle anlarsın. Arjantin ne o? Arjantin diyorum yani. Brezilya'ya anlaşıyor. Onlar iki düşman. Yok şu Messi şeydi ya Arjantin. Evet arkadaşlar en uygun. Aa bu adam da fena değil de en uygun bu. Muhammed. Hadi ya ismi Muhammed miymiş? Evet en iyi oyuncularımız Messi, Modric ve Godin. 96 kimya, 84 rating, 180 kadro ratingi. Camı kapat donduk lan. Gün acayip soğuk. Evet şimdi her şey ümitte. Beyler beni burada zor durumda bıraktınız ya. Niye lan? Zor. 3 dakika geçmeye bilelim. Evet ilk 11'i düzenle diyoruz. Bu şekilde oynayacağız. Ben çok konuşmayayım, siz devam yorum okuyun ya. Instagram'dan falan. Ya da gol olunca biri hazır olsun, Adana merkeze açsın. Gol müziğimiz yok çünkü. Ben aç. Gol olunca full ses Adana merkez açarsın. Adana merkez bakmıyor. Arkadaşlar Instagram üzerinden devam sorularınızı sorabilirsiniz. İbrahim abinizle Muhammed abiniz bakıyor. Yani sorularınızı sorun. Salih 390 demiş ki abi arkanızdaki yeşil şey ne?
O duvar tapeti arkadaşlar. Arkadaşlar duvar kağıdı. Duvar bu. Halı malı yani yeşil ekran falan değil. Duvar. Odamın duvarı yeşil. Evet, rakip bulamadı bir saat. Hı. Abi Almanya'da çok yaşadığın sorunlar ne? Ne diyeceksin bu duruma? Bilmem, benim yok. Nasıl yani? Ya, Almanya'da yaşadığımız en büyük problemler hani. Uuu beyler! Adama siyah Ronaldo çıkmış. Vay yavrum vay, takıma bak be. Messi, bir de siyah Ronaldo çıkmış. Biz ilk maçtan gideceğiz biz. Bizi ilk maçtan dağıtacaklar. Hi there everybody. Martin Tyler here along with. Evet, aynı bakalım. Arsenal and England. Evet, herkes Messi çıktı diye çok sevinmiş. Beyler, Messi çıktı da adama da çıkmış, bir de siyah Ronaldo çıkmış. Yani takımı bizden iyi. Yine her şey ümidi zıbabalı olacak. Ama yorgunum ben de, bakalım oynayabileceğim mi ve konsantre de olamıyorum. Sağımda sorumda bunlar var. Elimden geleni yapacağım Ümit ailesi için. Evet, Mert Çetin 018 demiş ki, abi YouTube'un en hassasın, en komik, eğlenceli adamsın demiş. Ve bize de selam söylemiş. Aleyküm selam. Aynen moruk, çok sevindim için ben bile duymuyorum konuştuğunu. Arkadaşlar, adama dedik, şuraya mikrofon al dedik, ortaya koy dedik, güzelce konuşalım dedik. He. Sesli konuş. Bora Gümüş diyor ki, abi Cahit abi gelecek mi daha bir gün, yoksa gözlerimiz yollarda mı kalacak hep? Beyler sattı o. Aaa direkten geldi. Modric vuruyor. Alvarez buraya çıkıyor. Ben de biraz komentar şey yapayım mı? Evet, David Luiz ortaladı, kafayı vuramıyor. Neymar'da top. Neymar öyle pas attı. Hep Ronaldo. Alba kaleciye döndü, kaleciden ortaya yine dönmüş. Evet, kafaya tekme attı adam. Uçan. Modric'te top. Şık bir çalım, jix bir çalım. Pas. Neymar az kalsın topu şey taş atıyordu. Çalımlarla gidiyor ve faul yapıyorlar. Bu ses tonu ne kadar sessizsin ya. Ver mikro şeyini. Messi vuruyor. Herkes korktu. Ya öyle konuşacaksın işte. Neymar şık bir çalım. O koça yaptı Neymar. Ne yaptı, ne yaptı? O koça. Mertens de paratı. O da çok güzel topu. Sayın seyirciler. Pastore. Dışarıya bir pastırma şutu. Evet. Messi. Messi de top. Çalımlarla gidiyor. Messi burada. Ooo, gol olamaz. Messi farkı işte. Messi farkıyla David Luiz'in Almanya maçından gibi ağlamaya başladı. Altı mı olacak diye herkesin aklına soru işaretleri geliyor. Messi güzel bir çalım ve kaybetti. Evet, daha yeni Messi-Ronaldo kapışmasını Messi kazandı arkadaşlar. Adamlar aynı takımda oğlum ya, sen de. Bizim Messi diyorum. Evet, acayip bir pas, Messi de top yine ama Alba alıyor. Jordi Alba, pasını verdi Griezmann. Neymar koşuyor. Neymar güzel bir depar. Evet. Pas. Vuruyor ve kaçırıyor sayın seyirciler. Modric miydi? Griezmann'dan, evet, kaptı yine Ümidi, topu kaptı Ümidi. Top Ümidi de. Değişik bir pas. Oha hocam. Evet. Adam yine iyi geliyor. Adamdan hızlı bir top. Ama kaleci. Instagram'dan Ümidi'ye full destek geliyor. Gaya, evet, arkada topu iyi çeviremediler. Modric topu kazattı. Ve Modric
Griezmann. Evet, adam yine çıkıyor öne. Şansa Faul mu bakmıyor acaba? ya. Evet, Mertens geçti. Mertens koşuyor. Ortalarsa tehlikeli olur. Hayır, topu yine aldı. Evet, ve Modric. Ümidi'nin morali bozuk. Evet, kafa atabildi ama. Evet, Rakitic topu alıyor. Neymar güzel bir pas attı. Ya bu Griezmann. Griezmann'ın ağzını kırdım ya. Evet, Griezmann alamadı topu arkadaşlar. Evet İbrahim abi, futbolu sever misin? Ne dersin? Yani bence Ümit'i daha çevirir mi maçı? Bu sever miyim? Aynen yani. Offside. Ne diyorsun FIFA hakkında? Evet, offside arkadaşlar, offside olmuş. Bence çok gereksiz bir şey. Evet, FIFA gereksiz bir şey diyor. Ha, genelde futbol gereksiz bir şey. Evet, futbol zevk meselesi. Zevk meselesi, aynen. Zevk Yani meselesi. bazı araba sever, bazı yarısı spor falan filan işte ne bileyim futbol Evet. sever. Bazıları... Ya hocam ben ne yaptım Allah'ını Evet, seversen. faul kararı verdi hakem. Hiçbir şey de yapmadım ha. Gaya faulü kullanıyor. Kısa kullandılar. Liechtenstein'lar. Berat. Neymar kapıyor topu. Griezmann hızlı koşamıyor ama sanki ya. Evet, Griezmann iyi koştu yine de. Ama pike aldı. Evet, Griezmann geri kazandı topu. Hadi Aa. be. Evet, Pastore. Bernat. Modric iyi vurur. Ama Lan hocam. vurdurmadılar. Hoca nasıl faul yok ya? Ya bu nasıl? Ya moruk beni şu delirtiyor FIFA beni. Nereden çıkarttınız? Biz elim yayın yapıyorduk. Yine çıldırmaya başladım ya. Evet, FIFA ile delirmeceler. Evet, Pastore'de güzel bir pas Messi ama geçemedi. Evet, ikinci Messi de. Galleş Messi de top. Messi Hocam. adam değil Messi. Ama alama topu kaptı. Evet arkadaşlar, bazılarında bir şey sorusu gelmiş. Muhammed abi, bir gününü söyler misin diye. Bir gün içinde ne yapıyorsun? Arkadaşlar, kalkıyorum. Üniversite olursa üniversiteye gidiyorum. Üniversite olmazsa geç Hiç kalkıyorum. Hiç kalkmıyorum. kalkmıyorum. Kalkıyorum, yemek yiyorum diye direkt yine yatıyorum diyor. Yalan değil. Evet, ne yapıyorum? İşte arkadaşlarla dışarı çıkıyoruz. Geziyoruz, Ya yuh ya Rakitic. Yuh Rakitic. Bir tane Evet. attı şans var ya. Aha. Evet inanıyor muyuz Ümidi'ye? Uzatmalı. Lan! Hocam ne biçim kasıyor? Evet canlı yayın çökertti benim interneti. Evet, top Ronaldo'da ama geçemedi. Arkadaşlar geçemedi. Modric. Adam sakatlandı, adam öldü. Evet, Ronaldo'ya yetişebilecek mi? Never Oo, çok ending. Ümidi işte be. çok usta bir kurtarış sayın seyirciler. Griezmann topu Ya adam kaybetti. pas veremiyor ya. Of, Messi de top. Ya yine aynı şekil. Oo. Hayvan gibi bir şey yap. Sakatlanmış. Modric sakatlanmış. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun Cemil'im. Hocam! Hocam nasıl kart mart yok lan? Manyak Hocaya mısın az sen? sonra küfredecekler arkadaşlar. Hocaya küfürler yağacak. Öldürdün adamı. Arkadaş nereden çıkarttık bu FIFA'yı? Ne güzel yayın yapıyorduk ya. Tamam, bu maçtan sonra kapat. Evet arkadaşlar, Ümidi'nin psikolojisi bozuldu. Hep oyun hep bana böyle oyun Ver oynattırıyorsunuz. ben oynayayım. Ya adam seni öldürür lan. O zaman kolay bir şey aç. Bana kolay bir şey olsun lütfen. Evet, misafirliğe gelen misafir çocuk gibi arkadaşlar. Abi ben de oynayayım ya. Abi bana da aç ya. Ben de oynayayım. Armu diye ne oldu? Evet arkadaşlar, burada patlıyoruz. Oha. Messi bu adam neyin nesi? Messi. Çalımı attım ve korner alıyoruz kardeşlerim. Bakayım, birkaç yorum okuyorum.
Bu ne biçim bir kafa ya. Evet, Ümidi ile akraba mısınız diye sormuşlar. Yok artık. Bu nasıl bir soru? Kardeşiz. Hadi be. Ahmet Uygun 05 isminin canlı yayında geçmesini çok istemiş. Belki çocuklarına gösterirler de. İsmini söyledim, hadi bak. Babo gel artık, Türkiye'yle buluşa bizim diyor. Kaldıralım şu kupayı diyorlar. Adamlarım benim, geleceğim beyler, geleceğim. Hadi be! Arkadaşlar görüyorsunuz, ben oynuyorum, o götürüyor maçı ya. Kerem oynuyor. Mahmut Serdar 63 demiş ki, abi İbrahim abi neden çok kilolu? Neden arkadaşlar işte? Yemek yediğimizden. Adam kilolu değil arkadaşlar, güç hepsi kas. Yani Türk iş kas. Sevgiliniz var mı diye sormuşlar. Arkadaşlar bu videoyu ailem izliyor ama yok, gerçekten yok. Yani. Sanki var da böyle ailem izliyor falan diyor. Ama yok yani, yok. Hadi be. Hadi at bir gol da adamın merkezini. Ne yapayım hacı? O kadar geldik, atamadık işte, şans. Evet, Adana merkezi söyleyin demiş Yağız Efe. Adana! Adana abi, kaynı sesle. Adana merkez, patlı merkez. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Hocam ölüyüm mü, sakat mı kalayım mı diyorum hiç. Evet. Ömer Faruk demiş ki, abi okullar açılmadan sen İstanbul'a geldin, seni gördüm demiş. Hadi! Arkadaşlar ben hiç gelmedim yani İstanbul'a. Başka bir yerde görmüş olmasınlar. Evet. Arkadaşlar Muhammed abiniz Alanya'daydı, İstanbul'da değil. Der Devrim demiş ki, Bob abi maşallah style gibisin. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İbrahim abinizle biraz iltifat yaptın. Sadece böyle kilo demekle olmuyor, ayıp oluyor. Bir daha gelmeyecek canlı yayına. Gelmiyor. Bizde de mi kilolu falan yani? Yok gençler, ben öyle... Alem diyorsunuz, doğa deresiniz. Ya Allah'ım yarabbim! Kaleciye bak ya! Ümidi kayıp mı edecek yoksa canlı yayında? Hacı o kadar gol kaçırdım ki inanamazsın. Ya, sanki olmam lazım. Lan ona değil be, ona değil be. Evet, King Furkan demiş ki, abi adamsınız, sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Sevgilisi var mı Ümidi abinin? Evet, paparazzi soruyor. Nerede? Yok. Bu arada golü de yedik. Oho! Oh! Evet. Ümidilerin duası tuttu. Acaba şimdi bir de bizim golümüz mü gelecek? Hocam foul. Ya ben oynamıyorum ki bu formasyonla. Ben ne yapayım? Abi Türkiye'ye selam solda yolla. Doğancan 1-2-3-4. Evet, herkese selam olsun. Selam olsun kardeşlerime. Evet çok güzel ama... Selam olsun ümidilerime. Var mı böyle bir şey ya? Bilmiyorum, var mı? Evet yazmışlar ki o takıma herkes gelir, Cavit gelmez. Ya yuh! Harbi yuh! Bir adamla basıp gidiyor ya. Hocam faul.
Abi sen de oynayacak mısın diye soru gelmiş. Oynatmıyorlar arkadaşlar, oynatmıyorlar. Hadi. Ya diyor ki Padem'de futbol sevmiyor diyor bana diyor. Öyle tatlım. Adam mafya adamı, futbolu ne yapsın? Evet, Baran Bade demiş ki İbo abi adamın dibisin. Bak ben de kiloluyum, takma kafana. Koçum benim, helal olsun. Bizim bir şey taktığımız yok ya. Koçum benim, helal olsun, iyi yazmışsın. Çok şükür moralimiz bozuk olabilir ama karakterimiz değil. Ooo! Merhaba, merhaba. Very good. Manaj Bilek. Evet, Ekber demiş ki... Hadi oğlum! Aaa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 
ya. Dileği diyorum. Direği yaladı. Şurada güzel bir yayın yapak dedik kardeşlerimle. Beni yine delirttiler ya. Evet, Messi de top. Bence iyi şut çekecek ha. Şuş hocam. Evet, gaza getirdim ama. Nasıl faul yok? Aha. Oo, hem de Ronaldo'dan top arıyordu az kalsın. Evet, Neymar kaptı, raket içi önüne pası veriyor. Vallahi şansa kafa yedik. Kafa geldi ve Willian'la top. Şansa Messi. Yedik gidiyor maç. Messi geldi. Evet, Patrick onu iyi durdurdu sayın seyirciler. Öne pas atıyor. Hadi, hadi son şans hadi. Evet, top Messi'ye geldi. Messi pasını verdi Modric. Ve kaybediyor. Hala unutsam bu şunu. Evet, Eren 2096 demiş ki hiç kavga ettiniz mi, ettiyseniz kim dövdü? Arkadaşlar çok kavga ediyorduk küçükken. Gerekli Ümit dövdü. Tamam da yani ben büyüğüm. Ümit'i kiloluydu. Bir oturuyordu, bir daha nefes alamıyordum arkadaşlar. Yok be arkadaşlar, ben büyüğüm. Büyük abi döver. Siz küçüğün dövdüğünü ne zaman gördünüz? Evet, Seymen 19 Şahin 03 demiş ki İbrahim abinin adamlığı yeter. Eyvallah kardeşim. Vay be. Böyle deyince anamı giyin. Emir Bayrak da demiş ki, abi ismini söyle, söyleyin. Evet, Ümidi Azerbaycan'a bekliyoruz. Nihat. Madrid. Insta 7. Hadi be. King Furkan İbu abi kal. Eyvallah. Camlarım benim. Vay be. Evet, Emrecan 80 demiş ki abi hayatında en pişman olduğun şey nedir? Ümidininki belli arkadaşlar. Şimdi FIFA'yı açtığı için çok pişman oldu. Evet, ama bir paketten iyi oyuncu çıkarsa moralim düzelir. Evet, ilk paketi açıyoruz. Bu kim ya? Cristofi. Cristofi geldi. Hadi, hadi bir oğlum, hadi bir beyin. Uruguay'ı görünce hep bir an heyecanlandım. Çöp, çöp. Hatta çöpün babası. Şafak Peltik demiş ki, İbrahim abi karizmasınız, sıkıntı yok demiş. Gerçekten çok sağ olun, eyvallah. Canlarımsınız. Yakışıklılık İbo demiş. Eyvallah. Ali Tacıoğlu 258. Kilichgram. İsmini söyleyin. Söyledik. Bu gidişle Ümit abi PS4 ile evlenecek demiş Murat. Ooo, ağır gömdü. Eraz aslanım. Güzel espriydi. Sağlık olsun ya, buluruz bir şeyler. PS4 ile evlenecek demiş ya. Evet, Eren Yavuz demiş ki, abi Agario oynayın, Ümidi birinci yapalım demiş. Şu an canlı yayında acımdır.
Arkadaşlar internet çökertir bizi. Evet, Alihan BCK 1903 demiş ki Mehmet abi WWE oynasın. Arkadaşlar daha hiç oynamadım hayatımda. Evet, bu arada haftanın takımını Messi şekil. Evet, Emin Açık 1907 demiş ki YouTube'da bir tek Ümidi izlerim demiş. Adamsın! Evet arkadaşlar, bir foot draft daha yapalım mı? Abi yap diyorsanız yardırın yorumlara bir, ona göre yapacağım. Ana! Beyler! Haftanın takımında Çeycu var. Oha, şuraya bakın. Bu haftanın takımında Çeycu var resmen. Vay yavrum vay, Çeycu gelmiş Galatasaray'dan. 75 hız, 64 şut. Helal olsun.